Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yaşam, sağlık, Atatürk'ün ve genç cumhuriyetin sağlığa ve yaşama bakış açılarını inceleyeceğimiz, konuşacağımız, daha doğrusu sohbet edeceğimiz toplantıya bir araya gelerek beni mutlu ettiniz. Öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkanı Enver Karanfil Bey'e, organizasyonun Sevda Sarıç Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizler zaman ayırıp geldiniz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama izninizle son bir teşekkürü özellikle vurgulamak istiyorum. Bana büyük sürpriz yaparak yollarımızın 1974'ten sonra ayrıldığı neredeyse 48-50 yıldır görmediğim Hacettepe'li sınıf arkadaşlarım tepkiler İzmir'den buraya kadar geldiler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Beni onurlandırıyor. Tabii ki konuşmak çok kolay değil. Çünkü ben meslek yaşantım boyunca iri ufaklı hastanedeki toplantılarda sohbetleri etmişizdir. Biraz yapım gereği karşıma aldığım anne babalarla da fazla konuşmuşumdur. Çünkü onların en değerli varlıklarını alıp anestezi altında bir şeyler yapıp yarı ölüm dediğimiz Türkçe tabiriyle sonra teslim etmeden evvel onların anne babalarına duyduğum olağanüstü saygıdan dolayı herkesin anlayacağı lisanda bu üniversitedeki profesöründen kırsal kesimden okumaz yazması olmayan bir insanın anlayacağı şekilde hep konuşmuşumdur, hep anlatmışımdır, hep çizmişimdir. Binlerce. Ama mesleğin dışındaki konuları açıkçası sizler gibi elit insanların karşısında konumun dışındaki bir konuyu konuşmak için biraz acemiyim. Buradan yola çıkarak bir de son birkaç yıldır inanın hepimizin ortak derdi de diye düşünüyorum. Bu korona nedeniyle evlere kapatılıp yaşımızdan gereği emekli olduğumuz için evden çıkmamayı en büyük tedavi ve korunma amacı olarak gördüğümüz için inanın bir araya gelip konuşmayı unuttuk. Bu şekilde bir zamandan sonra ilk defa karşınızdayım. Zaman zaman cümlelerimi bozuk kurarsam beni affedin, peşinden onu rica ediyorum. Hepimiz dünyaya gelmişiz. Düşünüyorum dünyaya gelmek bile büyük bir şans. Nasıl bir şans? Babamızın 100 milyon sperminden en hızlı koşan annemizin yumurtasını ilk dölleyen kişi olarak dünyaya gözümüzü açmışız. Milyonlarca ihtimal içerisinde biz dünyaya gelmişiz. Geldik ama şunu biliyoruz. Sonumuz var, ölümlüyüz. Ölümü bilen tek canlı insan. İnsan dışındaki hiçbir canlı öleceğini bilmiyor ama biz biliyoruz. Ölümü biliyoruz. Bunun sınırlarını iyi kötü biliyoruz. Tamam, 2-3 yaşında vefat eden bebeklerimiz olduğu gibi yaşayabildiği kadar yaşam var ama çevremize bakıyoruz. Bugünün yaşam standartlarında bundan yıllar evvel 40-50'lerken ortalama şimdi 70-80'e çıktı diyelim. Bonkör davranalım, 90 olsun, 100 olsun. Ama biliyoruz ki bunun bir sonu var. Şimdi biz burada bakıyorum hepimiz ortak yaş grubundayız. Yani bir 50 yıl sonra buradaki hiç kimsenin ben olacağını düşünmüyorum. Yani yaşayacak düşüncesi olan varsa Allah ömür versin ama ben kesin olmayacağım. Ondan yana kuşkum yok. Öyle olunca hepimiz 50'li 70'li yılların arasında diyelim yaş grubunu yaşarken bugüne kadar geldi geçti ama bundan sonra bu süreci nasıl değerlendirelim, nasıl mutlu olalım, nasıl sağlıklı olalım, nasıl keyif alalım? Tamam, yaşam kalp çarptığı sürece, nefes aldığım sürece biyolojik devam ediyor. Ama bu biyoloji yaşam diye bitkilerde yaşıyor, hayvanlarda yaşıyor. Bizim bir farkımız olmalı. İşte o farkı bugüne kadar ne kadar yakaladık bilemiyorum. Ben çok yakaladığımı düşünmüyorum. Şahsım adına konuşabilirim. Ama en azından bundan sonra ne yapabiliriz, nasıl yapalım, onları sohbet edelim diye bir aradayız. Yoksa benim gibi ne bilimsel toplantı, ne de bazı konularda ahkam kesmek. Hele son yıllarda çok dikkatimi çeken bir olay var. Bir yaşam koçluğu diye tırnak içine bir meslek demeyeceğim ama bir gelişmiş var, gelişme var. Sosyal medya üzerinden kendi yaşantısını daha tam rayına oturtmamış insanlar birilerine pembe düşün, sağlık düşün, affet, unut vesaire böyle nutuk atıyorlar.
Tamam, arz talep meselesidir. Kimsenin işine karışmayız ama benim öyle bir misyonum yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Öyle bir düşüncem zaten yok. Tasvip etmiyorum. Hatta şunu da itiraf edeyim. Madem burada arkadaşça, dostça bir araya geldik. Geçmişte o kadar çalkantılı bir yaşantım oldu ki, o kadar yaşamdan bıktığım anlar oldu ki, o kadar negatif düşündüğüm anlar oldu ki, o düşünceden kurtulunca kendimi ayıplayacak kadar kötü düşündüğüm anlarım oldu. Öyleyse bu toplantının sadece ve sadece kendime faydası olursa ben kendimi şanslı hissedeceğim. O kadar da net konuşuyorum. Onun için biz bunu nasıl yaşayacağız, ne yapacağız? Onları bir arada muhabbet edelim istiyorum. Bugüne kadar bilim adamlarının söylediği 110 milyar insan gelmiş geçmiş bu dünyada. 110 milyar. Şu anda 8 milyar kadar bir nüfusa sahip dünya. Bu 110 milyar insanın bizimki gibi sevinci oldu, üzüntüsü oldu, acısı oldu, savaş gördüler, kıtlık gördüler, yokluk gördüler, yurtlarından uzaklaştırılmayı gördüler, mutlu da oldular mutlaka. İşte bizim de yaşantımız bugüne kadar çalkantılı hep geçti. Hepimizin kendi standartları içerisinde bir şeyler yaşadık. Ama bundan sonra ne yapalım? Ama bir şeyler yapmanın da birinci yolu sağlıklı olmak. Konumuz özünde sağlık ve Atatürk olduğu için zaman zaman sapmalar olsa da özünde sağlık konuşacağız. Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü bir sözü var. Halk içinde muteber yok, bir nesne yok. Devlet gibi olmayan devlet cihanda bir nefes sebat gibi. Ha, demek ki bu solunum olmadığı sürece hiçbir şeyin değeri yok. Her şeyin başı sağlık. İşte korona bizi evlere hapsettiğinde yoğun bakımdaki hastaları gördüğümüz, korona öncesi de biz hekim arkadaşlarla yoğun bakımların içerisinde ömrümüz geçtiği için o bir nefes soluğun ne kadar değerli olduğunu, bir nefes akciğerleri doldurup verebilmenin ne kadar büyük nimet olduğunu hep gördük. Siz dünyanın en zengin insanı da olsanız, makam olarak kral cumhurbaşkanı da olsanız, olabildiğince üst düzeyde çevreniz, makamınız, vesaireniz, dostlarınız da olsa nefes alamadığınız sürece biyolojik olarak yaşıyorsunuzdur ama yaşam dediğimiz olay sadece biyolojik yaşam değil, mutluluk da bunun içerisinde mutlaka bir pay olabilmeli. Mutluluk olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok. Evet, sağlıklı olacağız ama bu sağlıklı olmanın yanında mutlu olmak için yahut yaşamamızı iyi sürdürmemiz için başka şeyler de var. Ben şöyle düşünüyorum. Nedir başka şeyler? Bir, nerede dünyaya gelmişiz? Bu çok önemli. Ve hangi zaman diliminde dünyaya gelmişiz? Şimdi biz Anadolu'da dünyaya gelmişiz. Türkiye'de dünyaya gelmişiz. Bakıyorsunuz 36 ile 42. fareleri arası dünyanın en güzel coğrafyası. Yağmurun, karın, rüzgarın, ne bileyim işte bütün tabiat olaylarının dört mevsimin en ölçüsünde yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim için büyük bir nimet bu. Bugünlerde okuyoruz, duyuyoruz. Kuzey ülkelerindeki zengin insanlar Almanya'dan, İsveç'ten, Norveç'ten, Finlandiya'dan, Antalya'dan, Mersin'den, İzmir'den, Bodrum'dan harıl harıl ev alıyorlar. Alanların yaş grubuna bakıyorsunuz 70 ve üzeri. Ha, biliyorlar ki öleceğim. Ne kadar servetim varsa da bunun 5 kuruşunu götüremeyeceğim. O zaman bu güneşten ne kadar çok yararlanırsam o kadar sağlıklı yaşarım. Ne kadar sağlıklı yaşarsam o kadar mutlu yaşarım. Demek ki sağlık, mutluluk hepsi birbirini tamamlayan unsurlar. Kasım'ın bugün 3'ündeyiz. Güneşten rahatsız olacak kadar klima açmaya ihtiyacı duyuyoruz. Kuzeye çıkın, soba yakan insanlarımız var şimdi. Güneşi hiç görmeyen kuzey ülkelerimiz var. Biz o kadar iyi yerdeyiz. Ama Anadolu'da doğup büyümek de işin yeterli bir tarafı değil. Neden değil? Biz bu coğrafyada doğsak, Anadolu'da binlerce yıldır yaşayanlar var. Örneğin ben 1850 yılında, 1875, 1890'larda doğsaydım, yaşım 19-20'ye geldiği zaman orta yaş grubundayken işgal edilmiş bir ülke, İstanbul'a İngiliz demirleri demir atmış bir ülke, Antalya'dan Trabzon'a, yok efendim doğudan batıya düşman işgalinde bir ülke, yok olmaya yakın bir ülkede dünyaya gelecektik. O zaman zaman dilimi de burada ön plana çıkıyor. Biz ne zaman doğmuşuz? 1923'ten sonra. O zaman orada bir milat var. 1923'ten sonra doğduysak, biz de bu coğrafyada
şu huzuru, şu rahatlığı hediye eden başta Atatürk ve silah arkadaşları ve dedelerimizin sayesinde, onların kanları canları pahasına bu ülkeyi hür, bizim için altın tepside sunulmuş bir yaşam ortamı sağladıkları için biz bu kadar sağlıklı ve mutluyuz. Dolayısıyla onlara da öncelikle minnet borcumuzu mutlaka belirtmemiz lazım. Yoksa Anadolu'da değil de aynı zaman diliminde ben Afganistan'da da doğabilirdim, Hindistan'da ya da Afrika'da doğabilirdim. Kıymeti yok. Demek ki olay sadece zaman değil, sadece mekan değil, hepsinin birleştiğinde ve bize evet her şeyle sunulmuş bir coğrafyada doğduk. Sağlıklı yaşıyor isek, yaşamaya gayret ediyorsak da bizim becerimize kalıyor gerisi. Benim çok sevdiğim, eşimin çok da kitaplarını okuduğu, öncelikle onun okuduğunu belirtmek isterim. Benden daha çok okur o. Kenan Rifai Büyük Aksoy var. Tasavvuf büyüklerinden. Onun bir sözü var. Diyor ki, başınıza ne geldiyse bütün olasılıkların içerisinde en doğrusu odur diyor. Şimdi düşünüyoruz. Başımıza ne geldiyse en iyisi odur. Ama başımıza bazen o kadar felaketler geliyor ki, yahut da bizim felaket diye adlandırdığımız olaylar geliyor ki yani diyorsunuz yani bu nasıl olur? Olabileceğin içinde en iyisi bu olur mu? O anda öyle düşünüyorsunuz ama olaya daha uzak pencereden, zaman penceresinden uzaklaştığı bakınca bakıyorsunuz ki evet o an için bizim canımızı yakan bir olay gibi ama sonradan onun artıları ortaya çıkıyor. Bunu görüyoruz. Demek ki bir şeye karar verirken böyle keskin kılıç, nokta tayin, yorumsuz ve beklentisiz karar vermemek lazım. Çok sevdiğim bir öyküyü paylaşmak istiyorum. Bu elimize ne geçerse olabileceğin en doğrusu sözüne ithafen. Bir köylü eşi, çocukları ve ahırda bir atıyla hayatını idam ettirirken bir sabah kalkıyorlar ki ahırın kapısı açık kalmış, at kayıp. Çok üzülüyorlar. Köylü konu komşu karalar bağlıyor. Senin elin ayağın bu atsız sen ne yapabilirsin? Ben diyor ki vardır bunda da bir ayet. Durun bakalım diyor, ne yapalım? Bakarız başımızın çaresine. Aradan bir hafta geçiyor. Bir bakıyorlar sabah o kaçan at kendisi gibi yabani beş tane atı peşine takmış. Bahçede otluyorlar. Aa seviniyorlar bu sefer. Köylü diyor ki aman ne güzel bak bir tane at kayboldu ama altı tane atın oldu. Yine aynı adamcağız. Vardır bunda da bir ayet, bu kadar abartmayın arkadaşlar diyor. Bir at gitti, beş geldi, ne yapalım? Kısmetimiz böyleymiş. Emin oğlu 20 yaşına yakın çocuk, atları eğitmek için üstlerine inerken attan düşüyor, ayağını kırıyor. Oh ne kadar güzel oldu diyen köylü bu sefer, tabii bir faturası olacaksın. Bir hafta at sahibi oldun, altı tane. Bunun karşılığında da bak oğlun bacağını kırdı gibilerinden sürekli git gelmek içerisindeler böyle. Yine aynı oğlunun ayağı kırılan köylü. Vardır bunu da bir durum bakalım diyor. Niye abartıyorsunuz ki diyor. Bir at gitti, beş geldi. Oğlum ayağını kırdı ama silinmemiz bitmedi. Kısa bir zaman sonra ülke savaşa giriyor. Ülkeyi yöneten padişah, kral, her kimse adamlarını bütün köylere gönderiyor. Diyor ki eli silah tutana kadar 18'in üzerinde adam varsa toplayın getirin. Köye görevliler geliyor, bakıyorlar. Tahta ateller içerisinde bir ayağı kırık bir genç yatıyor. Diyorlar bundan asker olmaz, diğer gençleri toplayıp götürürler. Ve kısa zaman sonra savaş bittiğinde o köyden hiçbir kişi geriye dönmüyor. Sadece ayağı kırılan çocuk iyileşiyor, babasıyla yaşantısına devam ediyor. Şimdi, yani atın gittiğine mi üzülürsün, geldiğine mi sevinirsin, ayağın kırıldığına mı üzülürsün, askere gitmediğine mi sevinirsin? İşte o adamcağız bütün bunları zamanında demek ki aşmış, bize bu dersi veriyor. Bu kadar lafın sonunda ben 70 yılın, ben 53 doğumluyum, 70'in içerisinde 70 yılın imbinden dökülen damlalarla yahut da okuduklarımla yahut da gördüklerimle bu mutlu olmak için şuna inanıyorum. Elimizdekiyle yetinmeyi bilmek. Tabii elimizde olanla yetinmeyi bilmek ama bu hiçbir zaman mücadeleyi bırakmak anlamına değil. Eğer ben elimdekiyle yetinmeyi bilen biri olsaydım, şimdi sizin karşınızda konuşan bir kişi olamaz. Neden?
Ben liseyi bitirdiğimde üniversite sınavlarını kazanamadım. Birinci yıl, ikinci yıl baktılar bundan adam olmayacak, okuyamayacak bu çocuk. Ve Kayseri'de çok zayıf yetişmişiz. Testin T'sini bilmiyoruz. Ankara'ya sınava gidiyoruz. Test o nedir? Bize coğrafyacı şunu anlatın, tarihçi bunu anlatın, matematikçi bunu çözün diye eğitim verdi. Orada bir soru altında 5 tane cevap. Testi ben hiç bilmiyorum. Öyle olunca okuyamayacağımı düşünerek babamın hatırıyla Kayseri Belediyesi'nde Sular İdaresi'nde bana bir askeri ücretli bir memuriyet verdiler. Bir de küçük tahta masa oturup burada hayatını idam ettirdim. Şimdi ben orasını kabullenseydim, tamam işimiz var, yarın askere gideriz, döner evleniriz, işte 3-4 çocuğumuz olur, Kayseri standartlarında da en az 8-10 tane torunumuz olur. Kayseri Belediyesi'nden emekli olmuş, 70 yaşına gelmiş, ev, cami ve kahve arasında bu 3 günde gidip gelen bir adam olur. Ama dedim ki ben hayır, ben üniversite okumalıyım. Ben yani babamdan bir tık daha yukarıda olmalıyım. Babam da aynı yerde çalışıyor, ben de aynı yerde çalışıyorum. O zaman bir anlamı yok yaşamın. Ben bir tık ileride olmalıyım ki çocuklarım da beni geçsin. Görmek için de bir söz söylemek istiyorum. Benim çocuklarımın ortaokul lise çağlarında iki oğlumun Türkçe dersini veren rahmetli Mahsar Hoca diye bir Türkçe hocası vardı. Kitabımda da onu andım. Ben çocukların işte 95'li 96 yıllar işte hocam işte kolej sınavını kazanacak mı, üniversite sınavını kazanacak mı kaygılar içerisinde bir baba olarak bana dedi ki doktor bey dedi müşteri olarak hiçbir şey olmaz. Ağaca çıkan keçinin dala basan oğlan olur dedi. Ağaca çıkan keçinin dalın ucuna basan oğlanı olur. Sen ki dedi ilkokul 3'ten ayrılma bir babanın oğlu olarak çocuk cerrahı olmuşum, yeni doğmuş bebeklerin bağırsaklarını dışarıya alıp içeriye koyuyorsun. Senin çocukların seni geçer de hiçbir merak etme, istiyorum. İşte Mesra Hoca'nın dediği gibi ben de bu olaydan 25 yıl evvel 1970'te diyorum ki ben babamdan biraz daha eğitimli olmalıyım. Onun gayreti içerisinde olduğum için buradayım ama bu demek değildir ki mücadele etmeyeceğiz, edeceğiz. Ama bir de şu var. Mücadele ederken yapabileceklerimiz, uzanabileceklerimiz bir sınır var. Ben şimdi çıtayı şu tavana koysam, buraya atlayıp zıplayacağım desem belki 1, 2, 3, 5 derken zıplar dokunur. Ama ben bu çıtayı bu tavanın 8 metre yukarısına koyarsam yırtınsam aşağıda oraya dokunur. Öyleyse mücadele yaparken, azimle çalışırken hep ulaşabileceğimiz kendimizi kandırmak değil ama kendimizi ödüllendirecek şekilde çıtayı dokunacağımız yerlere koymalıyız ki hem dokunalım, hem elde edelim, hem mutlu olalım. Ben 10 yıllık Skoda'ya biniyorum. Benim arabam neden BMW, Mercedes değil diye hiç umurumda değil. Çünkü Mercedes, BMW alacak ekonomik gücüm yoksa ben bunun karalar bağlayıp ben neden Mercedes'e, Jeep'e binmiyorum dediğim an kendi yaşantıma ben dinamiti koymaya elimle başlamış oluyorum. İşin özü elindekiyle yetinmeyi bilmek. Burada bir Atatürk'e dönmek istiyorum. Fazla uzatmadım inşallah. Şimdi Atatürk'ün de 57 yaşına kadar bizlerden çok daha kısa bir ömrü olmuş. Ama 57 yıla o kadar çok şey sığmış ki bazen ben kendimden utanıyorum. Neden? Hepiniz biliyorsunuz. Kimi yayınlarda 5.000 diyor, bazısı 6-7.000 diyor ama 5.000 dahi olduğunu kabul etsek 57 yıl içerisinde yatılı okulda, cephede, çadırda her türlü hızlı bir ülkeyi kurma kargaşası içerisinde 5.000 kitap okumak her babayla harcı değil. Geçen yıl biz eşimle şöyle bir evdeki kitapları bir saydık. Bugüne kadar hediye ettiklerimizi, verdiklerimizi, bonkör bonkör kütüphanelere bağışladıklarımızı alt alta koyduk, 1500 kitabı geçmiyoruz. Biz okuduğumuzu zannediyoruz, 1500 kitap biz ancak okumuş iken 5000 kitabı okuyan insana şapka çıkartıp ona saygı duymaktan öte bir şey yapamıyorum. Ama Atatürk bu kadar kitap okumanın yanında çok da dostlarını biriktirmiş. Ve okuyorum, araştırırken bakıyorum, çevresinde hekim dostları her zaman olmuş. Hem de çok sayıda olmuş. Hekimlere
herkese saygılıdır Atatürk tabii ki ama hekim camiasına da apayrı bir değer verip onları her zaman ön planda tutan bir karaktere sahip. Bizim biliyorsunuz bir 14 Mart'ta bayramımız var. Yani ben öğrenciyken çok kullanırdım, derdim ki nasıl bir meslek bu? Hiç bayramı olan meslek yok. Özel günü olan meslek yok. Tamam, arada böyle farklı mesleklere anma günleri yapılıyor ama 70'li yıllarda, 80'li yıllarda şimdiki kadar yoldaşmadığı için daha güzel kutlanırdı. Hoşumuza giderdi. Onun geçmişine baktım, 14 Mart 1827. İkinci Mahmut döneminde ilk mektebi, tıbbiyeyi, adliyeyi şahane açılır. Yani askeri tıp okulu, mektebi açılıyor. 1827. 1827'den 1919'a kadar 92 yıl bu okul doktor yetiştiriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda hekimlik hizmetini veren insanlar yetiştiriyor. Ama geldik 1919'a, biraz önce bahsettiğim gibi ülke paramparça. Bölünmüş, parçalanmış, el konulmuş. Artık bizim kimliğimiz şöyle Zonguldak'tan Ankara'ya, yukarıya doğru U harfi şeklinde bir yere sıkıştırılmış Sevr Anlaşması'yla. Biz orada sıkışmış kalmışız ama benim meslektaşlarım, genç tıbbi heder o zaman isyan ediyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Olmamalı. Bu ülke bu kadar elden çıkmamalı. Bir şey yapmalı, bir şey yapmalı ama yaptığımız şey gerek Anadolu'da gerek Avrupa'da ses getirmeli. Bir isyan diyorlar başlatalım. Ama İstanbul'da İngiliz asayişten sorumlu komutan o kadar sert ki iki insandan fazla kişinin, üç kişinin, dört kişinin bir araya gelmesini yasaklıyor, men ediyor. Her an bir isyan çıkar, korkusu içindeler. Tıp yerler diyorlar ki biz izin alalım, 14 Mart Tıp Bayramı'nı okulumuzda kutlayalım. Yazışmalar, görüşmeler derken İngiliz komutan da ipler çok gelmek istemiyor. Henüz daha ne olacağı tam belli değil. Sadece okul içerisinde diyor, etkinlik olmak kaydıyla serbestsiniz. Bizim o meslektaş arkadaşlarımız değil bir Türk bayrağı hazırlıyor. Ama olağanüstü bir Türk bayrağı 14 Mart 1919 günü okulun iki kulesi arasında 4-5 kat yüksekliğindeki Türk bayrağını asıyorlar. İlk yolcumu orada doktorlar çakıyor. Tabii ki büyük bir tepki oluyor, işte bastırılıyorlar vesaire ama bir kıvılcım orada çakılıyor. Aradan 6 ay geçiyor, Atatürk işte Samsun'a çıkıyor. Konuyu dağıtmamak için hepimizin benden iyi bildiği tarihi bilgilere girmeyeceğim. Eylül 1919'da Sivas'ta kongre yapılacak. Atatürk istiyor ki bu toplantıya gençler de gelsin. Aslında kendisi de genç ama kendinden daha yaşı küçüklerin de olmasını hep istediği için olabildiğince gençlerin de gelmesini istiyor. Bizim İstanbul'daki tıbbi yerler biz diyorlar kongreye bir kişi gönderelim. Kimi gönderelim? O bayrak asma organizasyonu yapan Hikmet isimli 3. sınıf öğrencisi genç bir delikanlı var. Soyadı kanunu çıktıktan sonra Boran soyadını almış Hikmet, Boran diye bir doktor. Diyorlar ki Hikmet'i görevlendirelim, bu işi yapar. Okul kendi içlerinde para topluyorlar. Bütün okulun topladığı para ancak bir kişinin İstanbul'dan Sivas'a kadar gitmesine yetecek bir para. O günün şartlarında Hikmet İstanbul'dan Sivas'a nasıl gitti bilemiyorum. Ancak saygı duyuyorum çünkü ulaşımı, iletişimi düşünüyorum şimdi. İnsan gerçekten şaşırıyor. Genç bir tıbbi öğrencisi İstanbul'dan Sivas'a gidiyor. Hikmet Sivas'a gidiyor. Kongreden bir iki gün önce şöyle havayı yok diyor ama en aydın bildiği insanlar bile ülkenin artık parçalandığını kabullenmiş. Manda olsun ama Amerika mandası olsun, İngiliz mandası olsun bunun tartışmasındalar. Yani mandayı aşmışlar, seçenek arıyorlar. Amerika okyanus ötesinde bize çok fazla karışamaz. İngilizler daha sık burnunu sokar. Çoğunluk Amerika mandasını istiyor falan. Hikmet diyor ki kesinlikle diyor. Bu diyor bizim kabul edeceğimiz bir iş değil. Kongre başladığında kongre devam ederken söz alıyor. Diyor ki beni buraya arkadaşlarım kurtuluş mücadelesi çalışmalarına katkı sağlamak için gönderdi. Ben bütün tıbbiyeleri temsilen buradayım.
Ama diyor, duyuyorum ki manda düşüncesi dolaşıyor. Kesinlikle biz diyor Türkiye'ler olarak mandayı kabul etmiyoruz. Mandayı kabul eden varsa onları da reddediyoruz. Atatürk'e dönüyor, Mustafa Kemal'e dönüyor. Henüz de Atatürk soyadı verilmedi. Diyor ki eğer sizde mandayla ilgili bir düşünceniz varsa sizi de reddederiz ve sizi vatan kurtaran Mustafa Kemal değil, vatanı batıran Mustafa Kemal olarak adlandırırız, yollarımızı burada ayırırız. Salon buz kesiyor, Atatürk'e böyle kafa tutan bir Türk biri, gencecik bir çocuk, ufak tefek. Salon buz kesiyor ama Mustafa Kemal de herkesin tersine acayip mutlu oluyor, gevşiyor. Diyor ki evlat, müsterih olun, bizim diyor öyle manda gibi bir düşüncemiz yok. Manda düşüncemiz olmadığı için diyor ben buradayım, sizler buradasınız. Sayımız ne kadar azalırsa azalsın, bu düşüncede sizler ve ben olduğum sürece, o tırnak içindeki ünlü sözünü söylüyor, ya istiklal ya ölüm, ölümden öte köy yok, biz sonuna kadar sizinle aynı fikirde istiyoruz. Böyle bir meslektaşımızın Sivas Kongresi'nin vurduğu damga. Tabii kongreden sonra yavaş yavaş işte Kurtuluş Savaşı verilirken geliyoruz 1920 yılına. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor 1923, 23 Nisan 1920, özür dilerim. 2 Mayıs'a kadar 23 Nisan'dan sonra 7 gün oradan 2 gün daha, 9 gün sonra Sağlık Bakanlığı'nı kuruyor Atatürk. Tabi Atatürk'ün her yaptığına sürekli ters olan, muhalif olan, bacaklarından çeken, şimdiki gibi o zamankileri hainlikle suçlayamıyorum ama bilgisizlikten dolayı diyelim yahut da korkaklıktan hep muhalifler oluyor sürekli. Diyorlar ki Sağlık Bakanlığı'na ne gerek var? Daha savaş halindeyiz, ülke kurtulmadı. Dolayısıyla siz diyorlar yani Sağlık Bakanlığı'na niye kafa yoruyorsunuz? İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bir müdürlük olarak şimdilik idare edelim. Yok diyor. Diyor ki sağlıklı toplum olmadan, sağlıklı birey olmadan hiçbir şey olmaz. Sağlıklı toplum olmadan sağlıklı asker olmaz. Sağlıklı asker olmadan sağlıklı ordu olmaz. İşte o ordu askerden yana sağlıklı bir araya gelmeden diyor, Kurtuluş Savaşı başarılmaz. Dolayısıyla diyor, hiç itiraz etmeyin. Sağlık Bakanlığı öncelikle kurulacak, ilk bakanlıkların başına gelir. Susturuyoruz. Doktor Adnan Adıvar'ı ilk birinci sağlık bakanımız olarak açıyor. Adnan Adıvar'ın bakanlığı atadığında, rakamları yalnız söyleyeyim de şuradan bakarak söyleyeceğim. Ülkede sadece 560 tane doktor var. Koskoca ülkede 560 tane doktor var. 554 sağlık memurumuz var. 136 ebe, 69 hasta bakıcı ve sadece 4 eczacı var. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiyoruz. İşte o geçiş döneminde ciddi şekilde var. Cumhuriyet kurulduktan 23'ten sonra 24'te çok hızlı şekilde Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon, Diyarbakır'da, Sivas'ta hastane yapımına başlıyor artık. İllerde bölge bölge devlet hastaneleri açmaya başlıyorlar ve 28 ile 33 arasında da koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bir yığın yasayı çıkartıyorlar. Yani şu yazıyı bir bulur musun? Ben kayboldu. Yanlış bir şey yok. Kafan söylemişsin. Adnan Adıvar'dan sonra onun bakanlığı çok uzun sürmüyor. İkinci sağlık bakanımız Doktor Refik Saydam. Doktor Refik Saydam Atatürk'ün çok güvendiği hekimlerden bir tanesi. Yıllarca birlikte olmuşlar. Refik Saydam'ı ikinci sağlık bakanı olarak atıyor. Refik Saydam o kadar ileri görüşlü bir kişi ki diyor ki ülke şu anda tifo, tifüs, sıtma, verem, menenjit bilemediğimiz birçok hastalıkta iniliyor. Biz diyor tedavi ederek diyor fazla bir şey yapamayabiliriz ama hasta olmalarını engellersek insanların daha diyor ekonomik, daha başarılı, daha sağlıklı olur. Ve Hıfzı Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak olsun ediyor.
şimdi ismiyle işte andığımız Refik Saydam Hıfzı Hemsüz'ü Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruluyor. Kolları sığıyorlar, ciddi şekilde aşı yapımına ağırlık veriyorlar ve öyle oluyor ki ülkenin ihtiyacı aşılara karşıladıktan sonra o kadar fazla aşı var ki elimizde Avrupa'ya, Asya'ya ve Çin'e biz aşı satmaya başlıyoruz. Ve hazır bir tablodur ki benim çok üzüldüğüm bir hekim olarak, bir insan olarak aradan 100 yıl geçmiş, 99 yıl geçmiş. Biz şimdi Çin'den aşı rica ediyoruz, aşı diyemiyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Kimsenin kullanmadığı aşılara biz uçaklar dolusu kucağımızı açarak aşı ithal ediyoruz orada. O hale geldik. Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Enstitüsü'nü bir başka hekim Recep Akdağ 2010 yılında ne yazık ki kapısına kilitliyor. Bu da bizim en büyük ayıbımız diye düşünüyorum. Soyadı kanunu çıkınca Refik Saydam'a soyadını Atatürk diyor. O zaman arkadaşlarına diyor ki bu doktor diyor öyle bir insan ki içi dışı birbirinin aynısı. Sanki diyor baktığında diyor Saydam bir kişi gibi diyor. O kadar diyor ben bunu Saydam görüyorum. Onun için diyor Refik diyor senin diyor soyadın Saydam olsun diyor. Refik Saydam soyadını veren Atatürk. Bunu da belirteyim ben. Hikmet Bey'e de bir görev veriyor mu? Efendim? O Sivas Kongresi'nde Hikmet Bey'e de görev veriyor mu? Oraya geleceğim ama sorduğunu söyleyeyim. Cumhuriyet'ten sonra Atatürk diyor ki çok özür dilerim. Bu doktor Hikmet'i diyor bulun diyor. Arıyorlar. Diyorlar ki paşam vefat etmiş. Bulamadık. Aradan yıllar geçtikten sonra Hikmet Boran'ı Anadolu'nun bir küçük kasabasında hekimlik yaptığı ortaya çıkıyor ama Atatürk onun öldüğünü bilerek ölüyor. Bulamıyorlar. Hı. Bugünün şartlarında şimdiki bir Facebook'tan ben 45 yıllık arkadaşlar buldum ama onlar Hikmet Boran'ı bulamıyorlar. Ama Atatürk çok vefalı olduğu için Hikmet'i bulun bana diyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra. Ama ne yazık ki o günün şartlarında Hikmet Boran o kadar mütevazi insanlar ki ben Atatürk'le böyle çalıştım, böyle konuştum. Ben işte şurada olay, içeride dünyaları yok. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapmanın peşinde. Dolayısıyla Hikmet. Başka şey de vardı herhalde değil mi Hikmet'in? Girmek istemiyorum. Yoksa görevi vardı yani. Çok, o, Hikmet ve arkadaşı Yusuf'un İstanbul'dan Ankara'ya bir tütler içerisinde mikrop taşıma öyküsü var. Ben konuyu uzatarak sizlere sıkmak istemiyorum. Çok hizmetleri geçmiş bir kişi o Hikmet Boran'da. Böyle bir şans. Şimdi biraz daha 1933'e kadar gelmek istiyorum. Atatürk'ün ülke savunması söz konusu olduğunda ne kadar affedici, ne kadar hoşgörülü, ne kadar mütevazi, ne kadar insanüstü insan olduğunu zaten biliyorsunuz da cümlenin içine ben de söylemek istiyorum. 1930 sonbaharında İstanbul Dolmabahçe'de akşam sofrasında Atatürk her akşam olduğu gibi o gün hangi konuda muhabbet edeceklerse, konuşacaklarsa ülke problemleri konuşulacak. O konunun uzmanlarını mutlaka masasına davet edermiş biliyorsunuz. Bugün eğitim konuşulacakmış. Eğitim Bakanı Ankara'da olduğu için eğitimden dolayı bilgisine çok güvendiği ama yine bir hekim olan Doktor Reşit Galip'i davet etmiş. Doktor Reşit Galip 1893 yılında Rodos'ta doğmuş bir kişi. Daha sonra hekim olmuş. 1923'te Atatürk'le Mersin'de tanışmış. O da sözünleri Hikmet gibi bir cengâre. Atatürk ondaki o vatan sevgisini ve milli şuuru görünce 1925'te de Aydın'dan milletvekili olmasını sağlamış. Masada eğitim konuşulurken Reşit Galip Milliyetin Bakanı'nı eleştiriyor. Milliyetin Bakanı da o günlerde 57 yaşında Esat Sagay diye bir kişi. Esat Sagay Atatürk'ün daha önceki yıllardan da hocası. Ama orada yok. Esat Sagay'ın yaşlı olduğunu söylüyor. 57 yaşındakine yaşlı deyince biz de şimdi utanıyoruz 70 yaşına. Ülkemizin bugün idare edenlerin hepsi 75 yaşına, 75 suç değil, 90 yaşında da olabilir ama
artık düşünme yetilerini kaybetmiş kişiler ülkenin geleceğine karar veriyorlar. Reşit Galip 57 yaşındaki bir Milli Eğitim Bakanı'nın artık milliyetini taşıyamayacağını, fikirlerinin çok geri olduğunu, onun mutlaka genç biriyle değiştirilmesi gerektiğini çok sert eleştirince Atatürk diyor ki, Sayın Galip diyor, burada olmayan bir kişi hakkında bu kadar diyor, ciddi ve sert konuşmalarda sizden men ederim. Hocam hakkında diyor, bu kadar diyor, sert konuşmayınız. Reşit Galip işte deli oldu. Bir adam deli fişek. Biz diyor yırtık gömlekte diyor savaştık. Siz diyor bizi diyor burada diyor susturmaya kalkıyorsunuz diyor. Ben susmam diyor. O zaman Atatürk biraz daha mülayim. O zaman diyor siz biraz çıkın dinlenin diyor. Kibarca yol gösteriyor. Reşit Galip çıtayı daha da yükseltiyor. Burası diyor milletin sofrası. Sizin bu sofrada oturma hakkınız kadar benim de hakkım var. Hiçbiri gitmiyor. Tabii ortam buz gibi. Şimdi herkes Atatürk'ün nasıl bir fırça atacağını, nasıl küfreyeceğini beklerken o cumhuriyeti kurmuş, o sofranın ev sahibi ve en güçlü adam diplomasi tarihine geçecek bir incelikle madem siz kalkmayacaksanız müsaadenizle ben kalkayım diyor. Masayı ve odayı terk ediyor. Tabii Atatürk kalkınca Atatürk dışında bütün oturanlar da Atatürk'le birlikte masayı terk ediyorlar ve Reşit Galip kalıyor tek başına. Tek başına kaldığı an yaptığı hatayı anlıyor ama laf bir kere ağızdan çıkmış, söz çıkmış, dönüşü yok. Sabaha kadar orada oturuyor. Sabah olunca diyor ki, ayıl yok da tabii, biraz da mutlaka alkol var. Bu kadar sert konuştuğuna göre. Benim diyor paşadan diyor özür dileyecek yüzüm yok. Görevlere siz diyor benim çok üzgün olduğumu özür diledim. Lütfen iletin. Ben diyor Ankara'ya gitmek istiyorum. Ama gerçek ayrılma. 25 lira veriyorlar. Trene biniyor. Ankara'ya gidiyor. Atatürk uyanır uyanmaz ilk işi Reşit Galip soruyor. Diyor ki nerede? Paşam diyorlar böyle böyle. Sabaha kadar oturdu. Sizden özür diledik. Bizim size işte aktarmamızı rica etti. Utancından sizle görüşecek hali yok. Bir 25 lira verdik. Ankara'ya gönderdik diyorlar. Atatürk diyor ki ya çocuklar o koskoca bir milletvekili insan 25 lirayla gönderir mi? Benim hesaptan diyor 100-200 lira para verseydiniz keşke diyor. 25 lirayla diyor gönderilir mi? Böyle bir Atatürk. Ve çok kısa bir zaman sonra o süreyi bulamadım. Araştırdım kitaplarda, inceledim yayınlarda. Bu konuşmayla ikinci buluşma arasındaki süreyi bulamadım. Atatürk ama hep kısa süre diye geçiyor kitaplarda. Bir akşam yemeğine Reşit Galip'i yine davet ediyor. Bu sefer Reşit Galip çok korkarak gidiyor. Diyor ki ne olacak, başıma ne gelecek, beni nasıl karşılayacak? Onun heyecan ve tedirginliği içerisinde sanki bir evvelki akşam o konuşma hiç olmamış gibi Atatürk gayet mülayim günlük konulardan konuşuyor. Reşit Galip'i olağanüstü derecede böyle şaşırtıyor ve akşam sonunda diyor ki Reşit diyor, o eleştirdiğin Milli Eğitim Bakanlığı var ya, yarın sabahtan itibaren sana diyeceğiz. Sen de Milli Eğitim Bakanısın, buyur. Başın altına elini koy bakalım. Yani uzaktan eleştirmek değil, imza yetkisi olarak sana düşüyor. Ve gerçekten Reşit Galip ciddi şekilde çalışıyor. Üniversite reformunu, Türkiye'de ilk üniversite reformunu bizim meslektaşımız Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı iken yaptı. Şimdi Atatürk öyle insan seçiyor ki doktor diye Sağlık Bakanlığı'na atamıyor. Doktor ama onun Milli Eğitim konusunda da bilgisine güvendiği için Milli Eğitim Bakanlığı'na atıyor. Ben şöyle düşünüyorum, evet biz de hekimlik yaptık. Karşınıza bir hasta gelir, ameliyat edersiniz, hayatını kurtarırsınız. 10 hasta poliklinik bakarsınız, poliklinikte 10 hastanın ateşini düşürürsünüz. Bir yıl içinde binlerce, emekliliğiniz boyunca da binlerden fazla hastaya faydanız olur. Ama Milli Eğitim Bakanı verdiği kararlarla bütün ülkenin, milyonlarca ülkenin ve bebeğin geleceği konusunda karar verici bir makam. Dolayısıyla hekimlikten çok daha öte ülkeye faydası olacağına inandığı için hekim olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriyor ve Reşit Galip'e bunun hakkını fazlasıyla veriyor. Reşit Galip'in
bakanlık döneminde 1933-34 yıllarında Hitler Almanya'da başa geçiyor. Tabii Hitler'e yaptığı icraatlardan hepimiz iyi biliyoruz. Adamın en büyük takıntısı da Yahudiler. Yahudi bilim adamlarına takıyor Hitler. Avusturya'da, Polonya'da ve Almanya'da ne kadar bilim insanı varsa, içinde hekim var, mühendis var, sanatçı var, ne bileyim işte her meslek kurumundan ünlü bilim adamları önce canlarını kurtarmak, sonra mesleklerini icra edebilmek için kapıları ararken hiçbiri Avrupa'nın diğer ülkelerine gitmek gibi düşünce içinde değillerken 10 yıllık genç cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti devreye giriyor. Reşit Galip'in sayesinde. Reşit Galip önce İngiltere'ye konuyor, sonra Atatürk'e İngiltere atıyorlar. Hızlı bir diplomasi trafiğiyle bu Yahudi bilim adamlarıyla temasa geçiliyor. Uzun süreler onlar birdenbire olmuyor tabii. Ve o Yahudi bilim adamlarının başlarında doktorlar olmak üzere Türkiye'de çalışmaları için anlaşmalar yapılıyor. İlk etapta 30-30 kişi, sonradan sayı artmış ama ilk etapta 30 kişi, 33 kişi olduğunu duydum. Bu konuşmaların, anlaşmaların işte sonlandığı akşam artık imzalar atılmış, karar verilmiş. Reşit Galip ayağa kalkıyor masada. Oturan yemekte olan herkese hitaben şöyle bir şey söylüyor. Beyler diyor, 500 yıl evvel Türkler İstanbul'u fethettiklerinde Bizanslı bilim insanlarının İstanbul'u terk etmelerini önleyemediler. Dolayısıyla işte bu yüzden Rönesans bu kişilerin sığındığı İtalya'ya nasip oldu. Biz burada bugün çok değerli profesörlerin Avrupa'dan İstanbul'a gelmelerine vesile olarak bilimi İstanbul'a geri döndürüyoruz. Ve neticesinin ülkemize çok şey katacağına inanıyoruz. Siz Avrupalı bilim insanları metotlarınızı getirin, gençlerimizin ilerlemesini sağlayın, onların çağ yakalamalarına fırsat verin, yollarını açın, onlara yol gösterin diyor ve bu konuşma ayakta alkışlanıyor. Reşit Galip bu şekilde bir İstanbul Üniversitesi'ne ve diğer fakültelere dalında çok değerli bilim insanlarını bir anda kazandırıyor. Hani kazandırmak da kaybetmek de bir dudak arasında. Şimdi o gün İstanbul'a bilim insanları 60 gelmiş her türlü meslek grubundan. Ama ne yazık ki kanıma dokunuyor. Aradan 100 yıl geçmiş. Adı Hitler olmasa da icraatları Hitler'e aratmayan bizim yöneticiler en iyi yetişmiş doktorlarımızın Almanya'ya kaçmasına neden oluyorlar. Giderlerse gitsin diyorlar. O doktora nasıl yetiştiğini, o doktorun bu Türk insanlığa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına nasıl hizmet edeceğini hiç hesaba katmadan yollar açık olsun, giderlerse gitsin diyorlar. 100 yıl sonra bir geriye dönüş yaşıyoruz. Bu da bizim için gerçekten acı verici bir olay. Şimdi bu gelen hekimlerin yetiştirdiği hekimlerden zincirleme, bu bizim meslek usta çırak işidir. Arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım burada. Biz baş asistandan, baş asistan hocadan yahut da biz hocadan, o ondan, biz bizden sonrakilere zincirleme bilgilerimizi aktarırız. Bu iş böyle, teknik böyledir. Bu gelen bilim adamlarından feyiz almış ama belki birinci ağızdan değil ama ikinci ağızdan feyiz almış bir kişinin ta günümüze kadar yansıyan bir hikaye anlatacağım size. Yıl 1920, Sağlık Bakanlığı'na meclisin kurulduğu yıl ve Sağlık Bakanlığı'nın kurulduğu yıl. Kayseri'nin Dünyan ilçesinin Yeryeme köyünde bir çocuk dünyaya geliyor, ismini Hasan koyuyor. Hasan 20 yaşına kadar orada yaşıyor. Askerlik çağı geliyor, askere gidiyor. O yıllarda 4 yıllıkmış askerlik. 4 yılın sonunda en son Çanakkale'den Kayseri'ye dönüyor. Ama şöyle bir kafa yapısına sahip, ben artık çiftçilik yapmayayım. Babamlar 20 sene çiftçilik yaptı. Ben büyük şehirde hayatımı sürdüreyim, Kayseri'den köyüne dönmek istemiyor. Kayseri'ye yerleşiyor ama sanat yok, mesleği yok, hiçbir şey yok. Kafede çalışıyor, orada burada çalışıyor derken Kayseri Belediyesi'nde birilerinin güvenini sağladıktan sonra biletçi olarak giriyor. Biletçilikten sonra otobüs şoförlüğüne ehliyetini alıyor, ağır vasıta derken
belediye otobüs şoförüne geliyor. 1947 yılında evleniyor. Kayseri'den bir kız var. 49'da bir çocuklar oluyor. Kız çocuğu. 51'de bir oğul oluyor. 6 ay içerisinde ölüyor çocuk. Üzülüyorlar. Ama ilk başta atını kaybeden köylü gibi misalle Allah verdi, Allah aldı, vardır bunda da bir hayır diyecek kadar tevekküllü bir insan. 1953 yılında bir oğlu daha oluyor. Ama bir 53 yılında olan çocuk ölene nazaran daha zayıf, daha maraz, daha cılız, böyle yaşama niyeti yok gibi bir durumda 54 Ocağı'ndan itibaren ciddi hastalıklara maruz kalıyor. Baba doktora götürüyor, hastaneye yatırıyor, yok efendim tedaviler, bazen enjeksiyon yapılamayacak şekilde kaslarının eridiği görülüyor. Artık birkaç defa komşular oğlun ölüyor koş diye babayı iş yerinden çağırıyorlar. Böyle bir süreç. Baba inançlı bir adam ama çaresiz. Bir gün çocuğunu alıyor kucağına. Allah'ım diyor, bana diyor ikinci bir evlat acısı gösterme. Bu oğlumu da elimden alma. Onu diyor sağlığına kavuştur. Ben bunu okutayım diyor. Kucağında 8 aylık bir çocuk düşünün. Ölmek üzere. Bunu okutayım. İlkokula göndereyim, ortaokula göndereyim. Okursa diyor liseye bile gönderirim. O yıllarda Kayseri'de üniversitenin daha büyüsü yok. Hatta diyor bu diyor çıtayı biraz yükseltiyor. Okursa diyor ben bunu Ankara, İstanbul'a bile gönderirim. Üniversiteyi de okuturum diyor. Biraz düşünüyor. Bu diyor üniversiteye gider eğer diyor doktor olursa diyor daha çok memnun olurum. Hazır açmış keseyi. Doktor olur ama diyor çocuk doktor olursa diyor. Kendisi gibi diyor hasta çocuklara faydalı bir doktor olursa daha da diyor memnun olurum. O zaman diyor ben bu diyor çocuğa yazılan şu reçeteleri diyor saklayayım. Bu oğlum diyor ölmez doktor olursa ben diyor bu reçeteleri oğluma diyor göstereceğim. Nerede yaşarsa diyor Kayseri dışında tabelasında diyor eğer ismini görürsem bu reçeteleri kendisine teslim edeceğim diyor ve 3 gün oruç tutacağım. O çocuk benim. O çocuk ölmüyor. Yaşıyor. İlkokul, ortaokul, lise derken 2 sene boşlukta babam bana söylemese de eyvah bizim oğlan okumayacak korkusuna kapılıyor. Sonra üniversiteyi kazanınca tamam diyor. Direksiyon asfalta çıktı gidiyor. Doktor oluyor. Ama bu hikayeden benim hiç haberim yok. O hep beni gözlüyormuş arkadan. Doktor oluyorum ama çocuk doktor olamıyorum. Pratisyen hekim olarak 5 yıl çalışıyorum. Biraz ümidini kaybediyor. 5 yıl da az bir zaman değil. İktisat sınavlarını kazanamıyorum. O zaman merkez sistem yok. TUS yok. Her üniversite kendi asistanını kendisi alıyor. Maşallah torpilliden geçinmiyor memlekette. Bizde de torpil yok. Nereye girsek kaybediyoruz. Sınava giren piyonlar görevini görüyoruz ama kaybedenler listesinde ismimiz listeye asılıyor. 5 yıl sonra ben Samsun'da çocuk cerrahisini kazandım. Çocuk hekim değil ama aynı sayılar. 90'da ben İTSAS'ı bitirdim. Muayenehane açtım. Babam 90'ın Temmuz ayıydı yanılmıyorsam Kayseri'den Samsun'a geldi. O zaman bayağı yaşlandı. Benim tabelada operatör doktor Selahattin Aktaş çocuk cerrahisi uzmanı yazısını görünce yüz kata çıktı. Bakın şunlar dedi ki oğlum bunlar senin reçetelerin. 54 tarihli hasta Selahattin Aktaş yazan bunları tek tek biriktirmiş adam. Hep benim hasta bezgin 7 kilo 5 kilo bilmem ne işte bu reçete. Bu dedi senin benim sana mirasın, duamın karşılığı. Ve ertesi günden itibaren 3 günde de oruç tutacağım. Şimdi konumuzda ilgisi yok. Var. İlgisi ne biliyor musunuz? Bu reçetelerde yazan 2 tane çocuk hekimi var. Biri Fikriye Ökten, biri İcdal Atayar. Bu iki doktorun ben izini sürdüm. İnternetin bu güzelliği var. Fikri Ökten'le ilgili hiçbir yayın bulamadım. Ama İcdal Atayar, Türkiye'nin ilk kadın pediatri doktorlarından. İstanbul Üniversitesi'ne 1940'ta girmiş, Yahudi bilim adamlarından feyiz almış, 1950'de 4 okuldan sonra 4 yıl İTSAS diyelim, 50-51'de İTSAS bitmiş, 50 küsürde Kayseri'ye gelmiş, 7 yıl Kayseri'de çalışmış, 54 yıllarında da beni tedavi etmiş bir hekim.
Evet, ben o Hitler'in gazabından kaçan doktorların eseriyim ama öncelikle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün eserini bulmada gururdu yok. Bu reçeteler benim hep böyle gözümün nuru gibi sakladığım reçeteler. Şimdi ben çocuk cerrahı oldum ama çocuk cerrahını çok fazla açtım süremi bilmiyorum biraz. Çok kısa şöyle ben söyleyeyim. Burada pediatrist arkadaşlarım var. Hepimiz çocuk hekimlerini biliriz. Hepimizin çocuğu doğduktan sonra defalarca çocuk hekimiyle tanışırız ama çocuk cerrahisi çok fazla ihtiyacımız olmadığı için bilinen bir meslek değil, branş değil. Son yılların bir branşı. Bebekler hiçbir zaman yetişkinin bir kopyası değildir. Çocuğun anatomik, fizyolojik, tedavi edilen ve ameliyat sonrası bakımındaki bütün özellikleri yetişkinden farklıdır. Onun için çocuk cerrahisi vardır. Çocuk cerrahisi branşı doğumsal anomali dediğimiz, örneğin yemek borusunun kapalısı olmasıyla, mide çıkışının kapalı olmasıyla, anüsün hiç delik olmamasıyla bu doğumsal hastalıklarla ilgilenir. Benim 90'lı yıllarda anüsü hiç olmayan, doğar doğmaz fark edilen, hemen birinci gün göbeğinin sağ tarafından kolostomi dediğimiz bağırsağını dışarıya ağızlaştırdığım, bir buçuk yıl buradan kakasını yapan, bir buçuk yıl sonra kilosuna göre değişiyor bu süreler. Aşağıdan anüs deliği açtığım, 3 ay, 5 ay sonra bu deliği kapatıp yolu aşağıya verdiğim, şu an üniversiteyi bitirmiş yahut da evlenmiş hastalarım var. Çocuk cerrahisi öncelikle bunlarla uğraşır. Ha bunların dışında çocukluk çağı tümörleri de vardır. Tümör binlerce yıldır vardır ama çocukluk çağı tümörleri çocuk cerrahisi branşında evet çoğunlukla ölüyorlardır. Tabii genel cerrah arkadaşların onlara ameliyat yapacak kadar eğitimleri pediatriye çok uygun değildir. Ülkemizin gerçeği trafik kazaları vardır. Araçlarda çocuklar da yaralanır. Araç içi, araç dışı trafik kazalarında karaciğer, böbreğe, dalağa yırtılan çok çocuk vardır. Çocuk cerrahları ilgilenir. Bir de çok hızlı geçeceğim. Yanık dediğimiz bir olay vardır ki böyle parmağımızın ucu yandı türünden değil. Kaloriferlerde çocuğun yanma riski çok azdır şehirde ama kırsal kesimde yal kazana düşen, pekmeze düşen, salçaya düşen, fındık koruna düşen, vücudunun %40'ı, 50'si, 60'ı yanan, tedavisi aylarca süren çocuklar vardır ki bunların tedavisini de çocuk cerrahisi uzmanlar yapar. Ben 30 yıl çok şükür bunları yapmakla ömrümü tamamladım. Ama çocuk cerrahisiyle ilgili anılarım zaten konunun dışında. Ben size iki tane çocukla hiç ilgisi olmayan, yaş grubu olarak bana hiç uymayan iki dedenin hikayesini anlatacağım. Yıl 1984, Elmadağ'da pratisyen hekimim, daha bir yıl, üç ay yeni mezunum. Akşam kapım çaldı, saat 22 civarı, bayağı da soğuk, Kasım, Aralık ayları. 50-55 yaşlarında bir bey dedi ki, doktor bey, babam evde ağrıdan kuduruyor, patlamak üzere, çatlamak üzere, bize yardımcı olur musunuz? Bizim meslekte hayır diye bir kelime yok zaten. Tamam dedik, kaptım çantamızı, bindik arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar iyi bilirler, bizi Hacettepe'de öyle yetiştirdiler ki, çocuklar dediler, özellikle kırsal kesimde çalışacaklar, öyle bir çantanız olsun ki içinde yok yok, her şeyiniz olsun. Sizden hizmet bekleyenler, aa bende bu yokmuş, aa bu bitmiş, bunu ben bilmiyorum, bilmezler dediler. Sizi her konuda sizin yardım edeceğiniz kişi görürler. Çantanızda her şeyiniz olsun. Benim de çantada o günün şartlarında 1981 yılında işte enjektörüm var, ağrı kesim var, bir tane sonum var. İşte böyle bir köye gittik. Girdik gece yarısı, loş bir ışık, soba yanıyor. Köşede yaşlı bir dede kıvranıyor. Ağır içinde. Dedim amca nedir problem? Nasıl yardımcı olabilirim? Karnını bir açtım. Mesane bir ufak top büyüklüğünde devasa büyümüş. Mesane için büyük bir acı. İdrarını yapamıyor. Belli ki prostat sıkıştırmış. Hemen bir sonda takmak lazım. Güzel. Ama o günün şartlarını bırakın disposable'ı, bırakın sterili, eldiven dahi. Şöyle bir patikon tarzı o günün Mersol dediğimiz bir solüsyon vardı. Penisini temizledikten sonra penis elimde, sonda sağ elimde itiyorum. Gitmiyor. Zaten sonda gitse alınca idrarını yapar. Benim orada olmama ihtiyaç yok. Gitiyorum, gitmiyor. Sonda yumuşak. Kırılıyor.
Dede ter içinde ama ben de terlemeye başladım. Benden bir şey bekliyorlar. Amca yırtınıyor böyle ağrıdan. Ben çaresizlikten yırtınıyorum. Ne yapıyorlar diye düşünürken hastanın babası, oğluna dedim ki arkadaş ya bana bir tel lazım. Bir dedim böyle tel bir şey var mı? Çıktı dışarıya. Bahçeye gitti. Ağrımdı. Nereye gittiyse bir telle geldi. Kötü bir tel. Onu sildim. Sonların içerisinde yerleştirdim ben. Artık bu diyorum son şans. Dede bağırıyor, ben zorluyorum. Dede bağırıyor, ben zorluyorum. Bir an oldu, varlığı açtım. Prostatı geçti. Teli çıkardım içerisinden, idrar gelmeye başladı. Koyduk bir kova. Biraz idrar gelince klempi kırdım şöyle ki, mesaneyi birdenbire boşaltırsanız, geçici bir felç olur duvarlarında, sağlıklı olmaz. Bekledik bir 10 dakika, biraz daha idrar boşalttık. 10 dakika daha bekledik, biraz daha idrar boşalttık. Bu kademe kademe birbirinden böyle idrar oldu. İdrarın tam artık bitti, mesane boşaldı, dede rahatladı. Ben sondanın kalıcı olması için içinde bir balonu vardı, onu şişirdim. O sırada sağ elime yapıştı dedim. Ben bir an ne oluyor anlamadım, elimi öpmeye çalışıyorum. Dedim, dur dede ne yapıyorsun dedim, ben senin torunun yaşındayım. Siz benim büyüğümsünüz. Oğlum dedim, senin elini öpmeyeceğim de kimin elini öpmeyeceğim ben. Ben dedi ölüyorum, çıldırıyorum burada dedi. Sen dedi benim canımı kurtardın. Tabii ki elini öpeceğim dedi. Estağfurullah, yapma. Eve gittim. O gün inanın böyle uyuyamadım. Sabaha kadar düşündüm ya dedim Selahattin. Sen nasıl bir meslek seçtin? Daha bir yıllık mezunum. Bu nasıl bir dedim duygu? Bir insana bundan daha mutlu eden dedim ne olabilir hayatta? Hiçbir şey olamaz. Sen dedim doğru yoldasın. Ya. Bu şekilde hayatımız devam etti. Binlerce ama binlerce çocuğun hayatına girdik çıktık, girdik çıktık. Geldik 2002 yılına. Bu olaydan 21 yıl sonra çocuk cerrahisi uzmanıyım. Muayenehanem var. Bir akşam saat 5 civarı hastam yok, oturuyor, dinleniyorum. Dahili telefondan sekreter dedi ki, doktor bey dedi, bir amca geldi. Sizle dedi, sunum hakkında görüşmek istiyormuş. Konuştum dedi. Şimdi Haziran ayında bu tür ziyaretlere alışkınım. Neden? Temmuz'da veyahut da Ağustos'ta çocuğu okulu bitirince sünnet yaptırmak isteyen aileler ön görüşme için gelirler. Diyelim Temmuz'un işte şu tarihinde izinle misiniz, burada mısınız? Biz sünnet yaptırmak istiyoruz. Nerede yaparsınız, kaç lira yaparsınız? Bir ön görüşme. Bunu her zaman bildiğimiz için al dedim içeriye. Amca girdi. Bayağı yaşlıca bir amca. Oturttum. Hoş sohbet. Nasılsın? İyi misin? Muhabbetinden sonra dedim ki torunla bile, çocuğunuz bile diyemedim. Torunla dedim sünnet olacak amca. Şöyle birkaç saniye durdu. Ben de sünnet olmaz. Şaka yapıyor ben dedim. Olur tabii yaparız falan dedim ama baktım yüzü benden daha ciddi. Benim dedi bir sorunum var evladım dedi. Düzeltebilir misiniz? Dedim tamam olay anlaşıldı amca dedim. Bir müsaade ederseniz bir muayene etmem lazım sizi. Yatırdım muayene masasına, indirdim kilonu, baktım penis kapalı tamamen, ucundan az bir şey kesilmiş ama normal şartlarda hiç sünnetli gibi değil, anlaşıldı. Dedim şu anda yapamam ama yarın bu saatlerde dedim gelirseniz aletlerimi steril ederim, şu anda steril malzemem yok, yarın yaparım. Tamam evladım dedi, yarın sen bu saatte dedi gelirim. Ve tam milimetrik geldi. Sekretere dedim ki içeriye kimseyi alma, telefonu bağlama, sen de girme. Normalde sünnet yaparken karşımda mutlaka yardımcı bir hemşire alır, cerrahi bir hemşire olur ama hastanın özelliğinden dolayı kimseyi de çağırmadım. Tek başıma dedim ben bu amcayla bu işi hallederim. Ama kafamda deli sorular. Niye bu yaşta? Niye ben? Biraz çalışırken çözülmeye başladı. Ben aslında dedi 10 yaşında sünnet oldum. Yaşım dedi 75. Sünnetlerim dedi benim uzundu. Biraz dedi kesmişler, az kesmişler. Yara iyileştikten sonra ben dedi hiç sünnetsiz gibi dedi oldum. Hiç kimseye derdimi söyleyemem. 65 yıldır dedi benim beynim dedi buraya takık vaziyette yaşıyor. Dedi yanlış anlama. Ben dedi bir seks meks bir şey beklentim yok. Eşim dedi 5 yıl evvel öldü. 4 tane çocuğum var. 12-13'üm dedi geçmiş gün torunum var. Benim dedi, bunu dedi, hiç bilen yok. Ben dedi kendince bir Müslümanım, iyi bir Müslümanım.
namazımı kılarım, hacca giderim, orucumu tutarım. Ölümü Allah'ın emri, yaşım 75, her an dedi ölebilirim. Ama benim dedi cenazemi yıkarken, aa bu adam sünnetsizmiş diyecekler. Bütün köy beni dedi, gayrimüslim diyecek. Ben dedi böyle ölmek istemiyorum. Ben dedi, bunu dedi düzeltmek istiyorum. Bu dedi, benim 65 yıldır beynimi dedi, yoruyor oğlum dedi. Görüyor musun mahalle baskısı? Korkunç bir şey. Nasıl bir ruh hali bozulmuş? Görünüşte sağlıklı ama bu sağlıklı değil. Tamam dedim, hiç rahat ol, ben dedim bunu düzeltirim. 4 santim kadar iç ve dış deri böyle bilezik tarzında çepeçevre kestim. Öndeki dokuyu arkaya getirdim. Dikiyorum. Dedim ki, nereden geliyorsunuz? Samsun'da da benim çocuk cerrahisi uzmanlığım ilk yıllarda yalnız olduğum için Ordu'dan, Giresun'dan, Tokat'tan, Amasya'dan ve Sinop'tan bu 5 ilden hasta gelir. Ben dedi Samsun'da oturmuyorum. Nereden geliyorsunuz? Çevre illerden mi dedim? Yok dedi. Muradiye'den geliyorum dedi. Ya Muradiye aklımda kaldığı kadarıyla doğuda bir yer olması lazım. Dedim ki hangi ilin Muradiyesi? Nerede dedim. Van dedi Muradiye. Ha dedim İran sınırında. Evet dedi oradan geliyorum. Bakın benim daha çok şaşırdım dedim. Amca Muradiye neresi? Samsun neresi? Niye dedim buraya geldiniz? O dedi. Ben bunu dedi. Van'da yaptıramazdım. Küçük yer çabukluyum. Elazığ'a, Diyarbakır'a, yakın illere gitsem çocuklarım baba nereye gidiyorsun diyecek. Yalan bulamadım. Ne diyeceğim dedi. Hiçbir işim yok bu şehirlerde. Dedim Samsun. Ben dedi 1945 yılında Samsun'da dedi askerlik yapmıştım. Çocuklarıma dedim ki oğlum şu askerlik yaptığım yerleri ölmeden evvel gideyim bir kez daha gezeyim. Belki bir arkadaş bulurum dedim. Aslında kimseyi dedi burada tanımıyorum. Pek inanmadılar ama pek de dedi karşı çıkmadılar. Aldılar otobüs biletimi Samsun'a. Geldim otele yerleştim. Böyle levhalarda ararken çocuk cerrahisi onu okuyamamış tabii. 5. kattaydım. O göz sünnet kelimesine takık ya. Cerrahi sünnet merkezi yazıyordu benim tabelamın en altında. Onu görmüş. Cerrahi sünnet merkezini görünce tamam aradığım yer burası dedi. Sana geldim dedi. Anlaşıldı. Şimdi tekrar kimsenin görme şansı olmasın diye vücut ısısıyla eriyecek, kendiliğinden dökülecek ipliklerle pansumana da ihtiyaç olmasın diye normalin daha ötesinde sık 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 diktim. Temizledim, kanı falan temizledim. İş bitti. Amca sırt üstü yaptı, hiçbir şeyden haberi yok. Bir saate yakın uğraştım ama. Dedim ki amca ne yaptın dedim, bir görmek ister misin? Olur olmuyor. Enseden tuttum, şöyle belinden bir doğrulttum. Şöyle bir kalktı. Baktı aşağıya doğru. Ne dedi biliyor musunuz? Şimdi ölsem gam yemem. Oğlum dedi. Çok güzel olmuş. Bugünden itibaren dedi ölebilirim. Azrail dedi istediği zaman gelebilirim. Ben dedi artık dedi ölebilirim dedi. Benim için dedi hayat bitti dedi. Bundan sonra dedi ben dedi rahatladım ama yüzündeki o mutluluğu ifadesini anlatamam ben. Ertesi öğleyin pansuman yaptım, öğleden sonra Van otobüsüne bindi gitti. Hekimlik böyle bir şey. Yani dokunduğun insana, dokunduğunuzda bazen yılların problemini çözüyorsunuz, bazen o anın problemini çözüyorsunuz ama değişen bir şey yok. Önemli olan onu mutlu edebilir. Bütün mesele bu. Yani mesleğimi ben gerçekten çok severek yaptım. O kadar çok insanla içli dışlı oldum ki, hep derler ya, klasiktir, bu dünyaya gelsem bile varmış. Evet, herkesin dediği gibi. Ben yine çocukça olarak bunu açık yüreklikle söylüyorum. Şimdi konuyu dağıttım ben, özür dileyerek. Hemen yine son Atatürk'le bitireceğim. Şimdi dedik ya, atamız da çok şey yaşamış. Ta 1900 doğduktan kısa bir süre sonra işte 15 yaşında Manastır'dayken hastalanmış, sıtma yakalamış. İlk sıtma vakası. Zübeyir annemiz gelmiş, Selanik'e götürmüş. 2 ay ateşler içinde Atatürk'ün bakımını annesi yapmış. 1911'de Trablus'a doğru yola çıkmak üzereyken at tepiyor. İskenderiye'de hastaneye yatıyor, tedavi görüyor. Oradan Salih Poz'a mektup yazıyor, espri yapıyor. Salih diyor, attan vuruldum ben. Hayvandan vuruldum diye bana diyor at yaptı. Ciddi şekilde sıkıntı çekiyor.
1912'de dernede dişlerinde çürükler varmış, hapse yapmış, anormal derecede sıkıntı çekmiş ki diş ağrısını hepiniz yaşamıştır, bilirsiniz. Orada yine Kars'ı Harun Harabeler'de bir yer varmış, ben bilmiyorum. Orada vuruşurken sol gözüne kireç taşı girmiş. Kireç taşı hem gözü yapmış hem göz çevresinde ciddi bir yanıklara neden olmuş. Uzun süre Ahmet Münir Bey diye Kızılay'ın bir göz doktoru tarafından tedavi edilmiş. Daha sonra Kasım 22'den Trablus'tan ayrılınca Viyana'ya gitmiş. Orada Profesör Ernest Fuchs diye bir adam ameliyat etmiş ve 10 gün hastanede yattıktan sonra İstanbul'a ancak dönmüş. 1915'te John Bayer'ında göğsüne bir şey çarptığını, biz tarih kitaplarını bunu okuduk biliyorsunuz. Üniforma yırtılıyor, bir bakıyor ki bir şarapnel parçası, kan var, saate isabet ettiren öykü bildiğiniz gibi. O sırada Nuri Cönker yanında, aman vuruldun deyince sus, sus, hiç telaşa vermem, gam değil, askerlerin morali bozulmasın diyecek kadar da olaya sağduyulu bakan bir insan. 1915'te Çanakkale'de günlerce yağmur altında kalmışlar. Eylül ayı, ciddi yağmur var, akciğerlerini felaket derecede üşütmüş, çadırında ateşler içinde yatıyor. Alman General Liman van Sanders duyuyor, çadıra geliyor, bakıyor ki ateşler içerisinde komutan. Hemen İstanbul'a Alman konsolosluğuna haber gönderiyor, oradaki özel doktorunu çağırıyor. Gelen doktor muayene edip tedavi ettikten sonra kendi anı defterine Mustafa Kemal o kadar bitkindi ki diyor, sıtmaya yakalanmıştı, ateşler içerisindeydi diye anılarına yazıyor. 1918'de Pera Paras'ta bir aydır böbrek sancısı çekiyor. Sol böbrekte kolibasinle bağlı enfeksiyon oluyor. Önerilerle Viyana'ya gidiyor. 3 haftalık tedavi sonrasında Karlsbad'da kaplıca kürüne gitmesi öneriliyor. Mineralli sularla, çamur banyolarıyla orada böbrek tedavisi oluyor. 1919 Samsun'a çıkmadan hemen İspanyol nezlesine yakalanıyor. Bir saniyecik daha bir nezle, bu nezle ile ilgili parantez edeceğim, buradan sildim ama İspanyol nezlesi diyoruz. Aslında Meksika'da ortaya çıkmış İspanyol nezlesi. Amerika'da 600 bin, Fransa'da 400 bin, İngiltere'de 250 bin, Hindistan'da 17 milyon insanın ölümüne neden olmuş. Atatürk de yakalanmış İspanyol nezlesine. İspanya'yla hiç ilgisi yokmuş nezlenin. Sebep şuymuş, İkinci Dünya Savaşı yılları olduğu için Avrupa basınına ciddi bir sansür uygulandığından Avrupa basını sansür nedeniyle haberleri veremediği için İspanya'da savaşa girmediğinden kendi basını bir olduğu için bütün bu nezle haberlerini, ölüm haberlerini İspanyol basını veriyormuş. Dolayısıyla bu nezlenin adı İspanyol gribi, İspanyol nezlesi diye kalmış, İspanya'da da hiç ilgisi yokmuş. Atatürk de bu nezleye yakalananlardan biri. Yine 1919'da Samsun'a çıkarken yine bir sıtmaya yakalanma hikayesi var. 1920'de böbrek sancılar yine yükseliyor. 1921 Mart'ında sol yanağından çıban çıkıyor. O kadar büyüyor ki direne edip çıbanı akıtmak zorunda kalıyorlar. Ağustos 1921'de Sakarya Savaşı'nın arifesinde Polatlı'da atı ürküyor. Atın üzerinde ayakları üzengideyken düşünce sol kaburgalarının üzerine düşüyor. Cebeci Hastanesi'nde film çekiyorlar. 3 tane kaburgada kırık var. 3 kaburga kırığı bizim bugün şartlarımızda devlet memuruysa aylarca izin, bandajlar içerisinde uzun süre yatak istirahati. Yani saran çocuklar, ben diyor cepheye böyle giderim. 3 tane kaburga kırığıyla Atatürk cepheye yine koşuyor. 11 Kasım 1923'te Latif Hanım'da yemek yerken sol koluna ve göğsüne ağrı giriyor. O sırada hemen Refik Saylam yanındaymış, müdahale ediyor. 20 dakika sonra rahatlayın, kimseye söylemeyin, ağrım geçti, problemim yok diyor. 29 Ekim 1923 meclisin açılış konuşması. Atatürk'ten herkes büyük bir nutuk bekliyor. O kadar kısa konuşuyor ki, iniyor kürsüden. Herkes şaşkın. Öyle bir günde diyorlar, Atatürk neden bu kadar az konuştu? Hiç anlaşılır gibi değil. Daha sonra sebebini sorduklarında diyor ki, çocuklar diş protezini diyor, yeni yaptırmıştım. Oynuyordu diyor, ağzına düşüyordu. Ya ıslık çalar gibi ağzından ses çıkıyordu, yahut da diyor, tüm protez ağzımın içine, dilimin üstüne düşüyor, hiç konuşturmuyordu beni. Onun için kısa tuttum diyor. Cumhuriyeti kurduğu yılda
20 de 42 yaşında. Şimdi bir insan düşünün, 42 yaşında bütün işleri bitmiş, ağzı total proteze mahkum yaşıyor. Ha biz ufak tefek hastalandığımızda hemen şey zannediyoruz ama Atatürk'ün hastalıklarını alt alta koydum. Biz dedim demir gibi adamız, hiçbir şeyimiz yok. Yani bu kadar kısa 57 yıl içerisinde 15 yaşından 57'ye kadar bu kadar hastalığı geçiren bir insana saygı duymaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. 1927'de üçüncü kez kalp spazma geçiriyor. Doktor Refik Saydam, Berlin Tıp Fakültesinden Doktor Friedrich Krauss geliyor. Münih Tıp Fakültesinden de başka bir profesör geliyor. Konsültasyon yapıyorlar, diyorlar ki sigaradan sigarayı bırak. Çok zor Atatürk için çünkü çok içiyor. 36'da bacaklarından müthiş kaşıntı başlıyor. Çare bulamıyorlar. Anormal derecede bir tatlı kaşıntı ama çıldırıncasına. Çankaya Köşkü'nde de karıncalar var, bu karıncadan diye düşünüyorlar. Karıncalara mal ediyorlar kaşıntıyı. Atatürk'ü Yalova'ya gönderiyorlar. Tahta kurusu. 3 gün ilaçlıyorlar en ağır şekilde. 3 günün sonrasında 5 gün pencereleri açıyorlar. Temizlik yapıyorlar. Atatürk geldikten sonra karınca yok ama kaşıntı aynen devam. Ondan sonra ne zaman anlaşılıyor bu? 1938 Ocak ayında Yalova'ya Merinos Fabrikası'na açılış için gittiğinde oranın doktoru, kaplıca müdürü doktor Nihat Reşat Belya diyor ki paşam sizi bir muayene edeyim. Tabii ki diyor. Muayene sırasında Belger diyor ki sizin karaciğeriniz büyümüş. Bu bizim kosta altı dediğimiz yerden dört parmak aşağıya kadar inmiş ve sertleşmiş. Sizin kaşıntılarınızın sebebi karınca değil, karaciğeriniz diyor. İlk teşhisi Belger koyuyor. Tabii bu teşhis konuncaya kadar epey bir zaman geçmiş, geç kalınmış, karnında asit dediğimiz sıvı birikmeye başlıyor. Fransa'dan kutu kutu ilaçlar getirtiliyor. Atatürk o haliyle Fransızca tıp kitapları istiyor, oturuyor onları okuyor, kendi hastalığı hakkında bilgilenmek istiyor. Böyle hoş bir insan değil, bilinçsiz hiçbir şeye yaklaşmıyor ama ne yazık ki su gittikçe artıyor ve siroz olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada Profesör Fissinger denen kişi diyor ki bunun alkolden geldiği %100 değil diyor. Çünkü o günün şartlarında da biyopsi yapılamadığı için herkes alkol. Fissinger de diyor ki benim diyor Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den Fransa'ya gelen zengin çok siroz hastalarım var. Bu Orta Doğu coğrafyasından gelenlerin hiçbiri diyor ağızlarına bir ispirtu koymamışlardır, alkol koymamışlardır ama hepsi siroz diyor. Dolayısıyla bu diyor tamamen alkolü tek başına bağlamak bu işi yanlıştır. Bu şistozoma denen bir parazitin diyor eseri olabilir. Bu parazit grubu da Trablusgarp'ta, İskenderiye'de o yıllardaki o coğrafyada çok görülen bir parazitmiş. Muhtemelen Atatürk'ün de şistozomaya bağlı karaciğer sirozu olduğu tahmin ediliyor ama şu anda bakıyorsunuz herkes karaciğerdeki sirozu Atatürk'ün alkolüne bağlıyor. Ama İstiklal Şairimizin yazarı Mehmet Akif Ersoy, Atatürk'ten 2 yıl evvel Kahire'de sirozdan ölmüş. Hiç alkol içmeyen bir insan. Alkol ağzına koymamış. Mehmet Akif Ersoy da sirozdan ölmüş. Ama şimdi karşı devrimciler Mehmet Akif'in ismini hiç anmadan sadece Atatürk'ün siroz olduğunu söylüyorlar. Çocuk hekimi arkadaşımız var burada. Çocuk canlı bile sirozun görüldüğü vakadır. Ama herkes işine geldiği gibi kullandığı için Atatürk'e de o şekilde bir suçlama yapıyorlar. Atatürk'ü 1938 Haziran'da Savaranlı'ya taşıyorlar. Aslında Savaranlı'ya gezmek, dolaşmak değil, zaten çok hasta. Asıl sebep o bitkin halinin, yorgun halinin, hasta halinin çok insan tarafından görülmesini istemiyor. Çünkü izole bir yaşantı olsun, Savaranlı'ya gidiyor. Sadece 56 gün kalıyor çünkü o günün sıcak havasında şimdiki teknoloji yok. Hem sancılar içerisinde Dolmabahçe'ye taşınmasını istiyor. Sedye yaptırıyorlar, hayır diyor. Ben sedye yapmam. Beni diyor hiçbir vatandaşın sedyede görmemeli. Gece yarısı sandalyeye oturur vaziyette getiriyorlar, yatağına yatırıyorlar. 4 Eylül'de karnından su alınmasına karar veriliyor. O zaman Hasan Soya'yı yanına çağırıyor, diyor ki Hasan, bu yolda konuşmak diyor, sana da bana da zor ama
Bunun sonunda diyor bağırsaklar dinlenmiyor. Başka bir şey olabilir. Gel diyor neyimiz yoksa diyor bir liste yap getir bana bilgim olsun. 5 Eylül'de de hukukçu milletvekili Salah Yar ve vasiyetnameyi yazıyor. 6 Eylül'de İstanbul Beyoğlu 6. Noteri İsmail Kunter Dolmabahçe'ye gelerek vasiyetname ona teslim ediliyor. 7 Eylül'de 12 litre karnından su çekiyorlar ve Atatürk o anda 46 kilograma düşmüş oluyor. 21 Eylül'de 12 litre daha su alıyorlar. 14 Ekim'de 3. kez 10,5 litre daha su alıyorlar. Neredeyse 35 litre su. Tabii 10 gün şartına bunu çözüm düşünüyorlar ama alınan her suyla elektrot dengesi bozuluyor. Onun o gün şartlarında ne yazık ki sadece fiziki rahatlamayı tedavi zannederek ama metabolizmanın bozulduğu çok hesaba o gün katılamıyor demek ki. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri yaklaşıyor. Sabiha Gökçen başucunda Atatürk'ün Ankara'ya gidemeyeceği belli. Gökçen diyor ki paşam diyor önümüzdeki yıl bu törenlere katılsınız deyince Sabiha diyor bırak şimdi bana diyor önümüzdeki yıl törenlerden bahsetme. Ben diyor Ekim ayını geçiririm belki ama diyor Kasım'ı diyor çıkartacağım diyor insan içine doğuyor. Geliyoruz son günlerine 1 Kasım'da ekmeğin ucuna biraz tereyağı sürüyorlar ama yiyemiyor. 2 Kasım'da bezelye püresiyle portakal suyu deniyorlar. 3 Kasım'da biraz üzüm suyu veriyorlar birkaç kaşık. 4 Kasım'da sütlü kahve üzüm suyu. 5 Kasım'da az bir salep içebiliyor. 6 Kasım'da elma suyu ve süt deniyorlar. 7 Kasım'da yarı uyur yarı uyanık bilincini yavaş yavaş kaybediyor. Geliyoruz 8 Kasım'a 1938. İyice artık dalgınlaşıyor. Başını şöyle bir sağ tarafa çeviriyor. Aleyküm selam diyor. Atatürk'ün bu gırtlağından çıkmış son kelime. Şimdi aleyküm selam. Aleyküm selam. Öncesinde söylenen selamın aleyküm cümlesinin bir cevabı niteliğindedir. Benim tasavvuf bilgim çok yok. Bunu aileden gelen Anadolu çocuğu bilgisiyle bunu yorumlayamam ama benim 2016'da özür dilerim kaybettiğim 90 yaşında benim kitabın yazılmasına vesile olan bana yaz emrini veren manevi annem vardı Ankara'da. Çok değerli bir insandı. Anormal derecede Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk'e aşık bir ihtiyardı. Bayramlarda Sağlık Sokak'ta Hacettepe'nin hemen yakınında bir Sıhhiye'de devasa Türk bayrağını bütün mahalleye astıracak kadar Atatürk'ü seven bir insandı. Ölmeden hemen o bana demişti ki yavrum dedi her dedi büyük liderin arkasında mutlaka manevi bir güç vardır. Görünen görünmeyen ölmüş ölmemiş ama mutlaka dedi birinin bir gücü vardır. Atatürk'ün dedi arkasındaki manevi güç de İslam Peygamberi Muhammed Mustafa'dır. Ona dedi selamun aleyküm diyen dedi peygamberimizdir. Atatürk gördü bizler sizler etrafındakiler görmedi ama o da dedi ona cevaben aleyküm selam dedi. Bu Ayten annemin rahmetlinin durumu. Son sözü bu oluyor. Sonra işte 9 Kasım'da hiç konuşamıyor. 10 Kasım'da da bildiğimiz gibi vefat ediyor. Şimdi geldik sonumuza. Tabii ki Atatürk'ün yaptığı her şeyi bu toplantı gibi yüzlerce toplantı yapsak anlatmakla bitmez. Sağlık alanındaki yaptıkları da bunlardan çok daha fazla ancak süremize bunları ben sığdırabildim. Şu anda 26 ülkede heykeli olan tek lider Atatürk. Başka hiçbir liderin birkaç yerden başka heykeli yok. 26 ülkede heykeli var. Ölümünden 80 yıl sonra bile çok iyi anılan, kötü anılanların kendi terbiyesi, onlara bizi bağlamıyor. Çok iyi anılan bir lider ama ölüsünden bile 80 yıl sonra korkulan hiçbir lider yok. En kötü liderler bile Hitler'den, Stalin'den, ne bileyim, Franco'dan bahsederken Gırgır Şamata ile bahsettiler ama Atatürk'ten korkanlar bahsederken farklı bahsediyorlar. Ölüsünden bile korkulan bir lider. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 26 ülkede heykeli olup da heykeli taşlanan tek bir ülke var. O da yokla var etti Türkiye Cumhuriyeti. Bu ayıp da onlara yeter. Biz ölünceye kadar onu saygıyla, minnetle anmaya devam edeceğiz. Umarım sıkmadım. Teşekkür ederiz.